Evet, Sonia Krimi from France. I will take the questions in a row and after Sonia. Sonia Krimi Fransa'dan. Şimdi sırayla alıyoruz. Daha sonra Sayın Zabadia Ürdün'den ve son soru da Sayın Cafer Natim Salman'dan. So we will start with Sonia. Evet, önce Sonia ile başlayacağız. Merci beaucoup, Monsieur le Président, mes chers collègues. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bütün Türk dostlarımıza misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Fransız delegasyonu adına da bütün çabalarınız için teşekkür etmek istiyoruz. Mülteciler için sarf ettiğiniz. Fakat bununla beraber birkaç şey söylemek istiyorum. Konuşmacınızdan duyduğum bir unsurdu. Bu ve gerçekten konuşmacınız Fransa'yı suçladığı zaman gerçekten şok olduğumu söylemek isterim. Ve Fransa'yı özellikle sözde Ermeni soykırımını tanımakla ilgili olarak bir eleştiri sundu. Bu 1915'ten 1915'te olandan daha şok edici bir şey midir? Tarihten bahsediyoruz. Fakat tarih kazananlar tarafından yazılan bir süreçtir, değil mi? Ve tabii ki vatandaşlarımızı da iyi ve doğru bir şekilde bilgilendirmeliyiz diyorsunuz. Ve gerçekliğin farklı versiyonları yani birçok ülke için PKK bir terörist örgüt değildir. Ama sizin için böyledir. Dolayısıyla bunu dikkate almamız gerekiyor. Yorumum bu yöndeydi. Ve şimdi İsrail ve Filistin çatışması ile ilgili bir sorum olacak. Bu çatışma ve ihtilafla ilgili Türkiye'nin bakış açısı nedir acaba? Bunu söyleyebilir misiniz bize? Teşekkürler. Sorularınız için ve görüşleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sonya Hanım'ın şok olmasını anlayabiliyorum. Çünkü Sonya Hanım'ın ülkesi ve Fransa gibi ülkeler bir şeye alışmıştır. Hep patronluk taslayacaklar, hep başka ülkeleri eleştirecekler, aşağılayacaklar ve istediği kararları istediği gibi verecekler, eleştirecekler. Dolayısıyla Türkiye tarafından veya başka bir ülke tarafından eleştiri geldiği zaman da şok olacaklar. Şimdi uluslararası hukuk konusunda Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsunuz. Hukukun üstünlüğü konusunda Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsunuz. Burada benim söylediğime bile tahammül göstermiyorsunuz. Demokrasiden ve ifade özgürlüğünden bahsediyorsunuz. Ama Macron'un aldığı karar Fransa Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlarla çelişmiyor mu? Çelişiyor. Fransa'nın aldığı karar, Macron'un Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarıyla çelişiyor mu? Çelişiyor. Bir olayı, geçmişte tarihteki bir olayı soykırım olarak ya da değil olarak değerlendirmek siyasetçilerin görevi mi? Birleşmiş Milletler'in kararını okudunuz mu? Uluslararası hukuktan ve sistemden bahsediyoruz. Ve Birleşmiş Milletler'in bir tarihi olayı soykırım olarak değerlendirmek için neler olması gerekiyor? Mahkeme kararı dahil açıkça söylemiştir. Dolayısıyla burada siyasilere böyle bir karar verme yetkisi de vermemiştir. Siz siyasetçiler tarihle ilgili yargılamayı, karar vermeyi kendinizde hak olarak görüyorsunuz. Görüş başkadır, karar vermek başkadır. Peki hangi bilgiyle, hangi kıt bilgiyle tarih konusunda böyle bu kadar kesin net karar veriyorsunuz? Bu bilgi eksikliği olduğu halde karar vermenin tek sebebi vardır, o da popülizmdir. Maalesef sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Ayrıca soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da olanları unutmadık, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Evet, sizler böyle tepeden bakmaya devam edin ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Artık eski bir Türkiye yok. Hak ettiğiniz cevabı da her zaman vereceksiniz. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin. Ama bu muameleyi kabul etmeyen, doğruları söyleyen bir Türkiye var. Diğer taraftan çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol.
ne kadar nezaketli olduğunuzu da gördük. Çok teşekkürler. Ben de sizi alkışlıyorum. Bravo. Size de bravo. Please. Ne kadar saygılı olduğunuzu görüyoruz. Not dialogue. Gerçekleri, not interdialogue, please. Gerçekleri duymaktan hoşlanmıyorsunuz. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Buna alışacaksınız. Alışacaksınız, alışacaksınız. Başka seçeneğiniz yok. Gerçekleri duymaya alışacaksınız. O kadar. Evet. Diğer taraftan İsrail ve Filistin konusunda bizler NATO üyesi ülkeler olarak aynı şeyi düşünüyoruz. Ve burada özellikle Filistin'de kalıcı bir barış için biraz önce açılış konuşmalarımda da düşüncelerimi söyledim. Kalıcı bir barış için iki devletli çözümden başka bir seçenek yoktur. Ve burada herkesin de dürüst bir şekilde, adil bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Maalesef Amerika Birleşik Devletleri son aldığı kararlarla tarafsızlığını kaybetmiştir. Ve bu konuda Avrupa ülkeleri, NATO ülkelerinin, müttefiklerin çoğu da böyle düşünüyor. O yüzden kalıcı bir barış için hep birlikte çaba sarf etmemiz lazım. Ve bu konuda özellikle Kudüs'ün statüsünün de korunması gerekiyor. Ürdün biliyorsunuz Kudüs'ün hamisidir. Biz Ürdün'ü bu faaliyetlerini destekliyoruz. Ama bir Arap NATO'dan beklenti içinde olmak yerine özellikle bizim burada Filistin ve Kudüs konusunda kendi aramızda birliği sağlamamız gerekiyor. Arap Ligi'nin içinde bazı ülkelerinin Kudüs'e Ürdün'e Kudüs konusunda artık sesinizi çıkarmayın diye baskı yaptığını görüyoruz. Neden? Amerika'dan korkuyorlar. Filistin yönetimine de baskı yapıyorlar. Ama burada özellikle Ürdün'ün sağlam duruşunu biz alkışlıyoruz, destekliyoruz. Ve Kudüs'ün statüsünün mutlaka ve mutlaka korunması gerekiyor. Bu konuda da NATO'dan beklenti yerine, tabii NATO bu tür konularda doğrudan müdahalede bulunmuyor ama NATO içindeki ülkelerin tutumlarını da zaten biraz önce söyledim. Kendi aramızdaki birliğimizi arttırmamız lazım. Diğer taraftan Türkiye olarak komşu Irak'ın kalkınması için, yeniden inşası için 5 milyar dolar taahhütte bulunduk. Ve bu 5 milyar dolar en yüksek taahhüttür. Kuveyt'teki konferansta bu taahhütte bulunduk. Ve bu para, bu kredi tabii ki bizim firmalarımızın da orada yer alacağı, Irak'ın yeniden inşası için, yatırımlar için kullanılacaktır. Ama Irak'tan ve DAEŞ işgalinden sonra özellikle bu bölgeden Türkiye'ye gelen mülteci kardeşlerimize ev sahipliği yapmak, onlara da sahip çıkmak bizim her şeyden önce insani görevimizdir. Biz su konusu dahil her alanda kardeş Irak'la ve Arap ülkeleriyle dayanışmamızı göstermeye devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve tabii ki benim söylediklerimden rahatsız olan arkadaşlar var, olabilir. Onlara da saygı duyuyoruz ama dediğim gibi bir şey söyleyeceksen cevabını da bekleyeceksin ve söyleyeceğin söz kadar duyacağın cevaba göre konuşmasını da öğreneceksin. Çok teşekkür ediyorum. Çekmeyecek ya, gideceğiz ama ya bir şey demiyorum. Hello. Hi.
Brazil in Amsterdam yesterday. Yes, very well. Extremely well. Hello. Hello. How are you? How are you? Yes. Kameralara. Handshake, please. Sorry.